Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Olumsuz soru köküne dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlar. Ahsap Halit Çelebi ile ilk kez lisede ders kitabında karşılaştığımda inzivaya çekilmiş, unutulmuş, kırgın bir adamın portresi canlanmıştı. Yayımlanmış az sayıdaki kitabı, kütüphane memurluğu, şairliğinin zihnimdeki yansımaları veya kitabın onu alış şekli mi beni böyle bir resme itti bilmiyorum. Daha sonra üniversite karşıma çıktığında cebinde vazosuyla çiçek gezdiren iri yuvarlak bu portreyi bir çerçevenin içerisine oturtamadım. Evet, burada arkadaşlar beklentilerin dışında bir şey meydana gelmiş. Yani sanatçılar bütün halinde irdelenmediği sürece yanlış kanaatlerin oluşması kaçınılmazdır. Evet, bunu anlayabiliriz. Devam ediyoruz. Türkçe şiirin o güne kadarki kalıplarının ötesinde taşmış şairliğini, mevlevilikten beslenmiş veliliğini yalnızca şiiri değil sanatı da ideolojinin zincirlerinden kurtarmış olan sanat anlayışını da, evet, sanat adamında toplamak bir bütün olarak Asaf Çelebi'yi anlamaya yeterdi. Demek ki şiiri değil sanatı da ideolojik yaklaşımlardan kurtarıyor, mevlevilikten besleniyor, dolayısıyla Mevlana'ya uzanan mistik bir yaklaşım da vardır diyebiliriz. İki şık arasında kaldık arkadaşlar. Birçok sanatçı ilk izlenimlerle zihnimizdeki tazeliğini korur. E şıkkında da sanatsal üretkenliğin azlığı okurun sanatçılarla ilgili düşüncelerini değiştirebilir. Bakıyoruz. Asaf Halit Çelebi ile ilk kez lisede ders kitabında karşılaştığımda inzivaya çekilmiş, unutulmuş, kırgın bir adam portresi canlanmıştı. Acaba bu portre niçin canlanıyor? Yayınlanmış az sayıdaki kitabı, kütüphane memurluğu, şairin zihnimdeki yansımaları veya kitabın onu alış şekli mi beni böyle bir resme itti bilmiyorum diyor. Dolayısıyla burada net bir ifade yok sevgili arkadaşlar. E çıkmaz. A'ya bakalım. E'ye ulaşılamaz diyebiliriz burada. A'ya tekrar bakıyoruz. Birçok sanatçı ilk izlenimlerle zihnimizdeki tazeliğini korur. Evet, üniversitede karşılaştığı zaman hala lisedeki hatırladığı sanatçıyı düşünüyor. Dolayısıyla A şıkkı da cevap olarak çıkabilir. Bu bilgilerden hareketle E şıkkını metinden çıkaramıyoruz. Doğru cevabımız E şıkkı.